Açıkçası çok büyük bir heyecanla bekliyorum bu Tryndamere performansını. Beşiktaş tabii ligdeki galibiyetsiz tek takım ve biraz daha ilginç seçimlere yönelmeleri oldukça doğal. Bunu nasıl çalıştıracaklar? Merak edilen konu o. Chain'in buraya gelme şansı yok. Bu ejderi için savaşma şansı yok. Rahat rahat bir ejder aldı. Osman kendi ormanına gidecek. Ormanını da temizleyecek. Güçlendikten sonra işler değişecek ama. Bu arada Twisted Fate ultisiyle alt koridora geldi. Burada kule altı yapıyorlar çok erken ve Kemba'yı düşürecekler ilk kan. Parus ince görünce öyle ufak bir hoşuma gitti. Çok güzel gördü. Aynen. Azuzabi burada düşüyormuş neredeyse. Lot'un hala ultisi var. Lot burada skoru alacak gibi duruyor. Lot son vuruş yapamadı. Hala ultisi var. Burada ölümsüz hizmette kullandı ama yetecek mi? Evet yetti. Ölümsüz hiddetle birlikte. Skoru almayı başardı sonuçta. Secondate'i yakaladılar. Secondate yere inemedi burada. Secondate ultisini kullanıyor ama yeterli olmayacak. Işınlan geliyor şimdi Lot'tan. Lot'un canı çok fazla değil. Osman yan tarafta. Burada Phenomenal acaba bir şey yapabilecek mi? Hayır, ejder Beşiktaş cephesine gidiyor. Ejderler eşit şu an. Osman önde yakalandı ve çok güzel ulti. Şimdi yan tarafta Chain'le beraber bir şey deneyebilirler. Azuzabi oraya totemi bıraktı. Sadece kuleyi almakla yetinecekler. Maçın başında Chain'in yaptığı hata dışında hatası yok denebilir Beşiktaş'ın. Osman geldi şimdi Chain'den hemen güzel bir sancak kombosu. Arkadan yaklaşan bir isim daha var. Chain kendi feda etti. Çok güzel kronometre Chain'den. Işınlan geliyor şimdi buraya. İlk skor Osman oldu. Osman düştü. Azuzabi'den de iyi bir ulti ama Azuzabi yakalandı. Azuzabi çok az canlı geldi buraya. Geldiği gibi düşüyor. Bir kronometrede Aberkazak'tan geldi. Ölüm cezası bu arada Parus'tan hemen Fener'i de kullandı burada. Chain'den de çok güzel bir sancak kombosu. Phenomenal. Sana hoşçakal demenin vakti geldi gibi duruyor çünkü Aberkazak da geldi. Virtue da burada ve Phenomenal'ı kesmeyi başarıyorlar. Yani dayı kesinlikle sana karşı değil öyle anlama ama çok nadiren görüyoruz. Bu arada Lot zor durumda kalabilirdi. Hemen o dubadan yana adım atarak kaçtı ama bundan nasıl kaçacaksın Lot? Lot şimdi ultisini kullandı. Şansını deniyor. Kime vuruyor? Kemba'ya vuruyor ama Kemba sağ sol yaparak kaçtı. Hoşça kal Lot. Savaşamıyorlar. İsteseler de. Phenomenal gitti Lot'un karşısına. En azından biraz daha hasar verebilecek bir karakter var Lot'un karşısında ama Lot bunu umursamıyor. Şimdi ulti de geldi Phenomenal'dan. Lot da ultisini açtı. Yandan şimdi Phenomenal'ın üzerine gidiyor hemen. Hop bir tane vurdu E geldi. Bir tane vurdu E geldi. Bir tane vurdu E'si yine geldi. Hoşçakal. Yani ulti kullanmasına bile gerek kalmadı. Bu arada burada bir savaş çıkmış. Secondate anında düştü. Chain'den çok güzel ulti bu arada. Arkadan bir de Virtue ultisi geliyor. Orada Miss Fortune ultisiyle çok yüksek bir hasar verdiler. Azuzabi ondan da güzel bir oynama yeterli olmayacak. Chain canavar geliyor canavar. Ve Lot geldi şimdi buraya. Vuruşa bak! Kemba neye uğradığını şaşırdı. Bu kılıç neymiş diyor şu an. Lot yaptığı karşı seçimi çok iyi kullanıyor şu ana kadar. Son seçimden aldıkları Tryndamere oyunu kazanıyor onlar adına. Diğer taraflar kazanıyordu gerçi. Haklarını yemeyelim diğer oyuncularında. Aynen. Çalmaya çalışacak gibi duruyor Chain. Girdi içeri şimdi Chain ve çarp savaşını kazanamadı ama burada sadece geri göndermemeleri yeterli olacak. Arka tarafta ilk skor geldi, ikinci skor da geliyor. Savaşı kazanan Beşiktaş oldu. Virtue'nun hasara bak, Lot da geldi zaten. Lot'un da gelişiyle birlikte artık mücadelenin sonunun da geldiğini görebiliyoruz net biçimde. Ya burada sadece bekleseler oyun kendi kendine bitecek. Lot zaten bekliyor gördüğün gibi. Phenomenal geldi. Lot'tan bir vuruş. İkinci vuruş gelecek mi? Lot orada direkt iki vuruşta katletti Phenomenal'ı. Arka tarafta Chain iki kişiyi tutuyor. Ulti denemesi Virtue'dan durduruldu ama Lot vurmaya devam ediyor. Bir skorda Virtue'dan. 3'te 3 yapıyor Lot ve son skorda gelecek burada. Secondate kaçmaya çalışıyor. Hop, bir Fenerbahçe ikonu daha gördük ama yeterli değil. Aberkazak'tan çok güzel bir backdoor. X Aberkazak. Gerçekten bu backdoor'u yapmasa maçı kazanamazlardı. Ve Beşiktaş ilk galibiyetine ulaşıyor Akademi Liginde.